Evet sevgili izleyenler, biraz önce izlemiş olduğunuz görüntüler Çerkeş'te yaşandı. Hemen şöyle hep beraber bakalım. Mutlu köpeğin tedavisi süreci başlayacak. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Muhammed Akgiray Kesik. Çerkeş'te oturuyorum. 17 senedir Çerkeş'te yaşıyorum. Bir hayvan gönüllüsüyüm. Sokak hayvanlarına bakıyorum. Bu hayvanımız da 5 yıldan beridir bizimleydi. Adı Mutlu. Kendisini biz bizzat kısırlaştırdık ve sokakta baktığımız canlılardan birisiydi. Bugün işte sabahleyin böyle bir haber aldık ama şehir dışında olduğumuz için hemen gelemedik. Yani sizden başka şu anda Çerkeş'te bu görevi üstlenen başka birisi yok galiba. Eşim var. Öyle birkaç arkadaşımız daha var ama sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Biraz da ilerlemiş. Artık kendi sinirsel sistemi çökmüş. Kendine bakamıyor çünkü. Farkında olmadığı bir hareketler içinde. Buralarda tedavisi mümkün değil. O konuda bilgili ve belgeli hiçbir veteriner hekim yok. Burada sadece küçük baş ve büyük başlarla ilgileniyorlar. Ankara'da bir kliniğimiz var. İşte bir nakil aracıyla oraya göndermeyi düşünüyoruz. Böyle çalışıyoruz Yani şu sürekli. anda destekçiniz var mı? Hem siyasi olarak hem halk Siyasi olarak olarak. hiçbir destekçimiz yok. Evet, Ha. Çerkeş halkı duyarsız mı kalıyor bu konuda? Çerkeş halkı duyarsız kalıyor. Hatta istenmeyen bir çocuk gibi diyelim. Köpekler konusunda istemiyorlar yani. Halk istemiyor. Peki şöyle bir şey olsa, hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi kurulsa Çerkeş'te, yani bu hayvanlar için daha iyi olmaz mı? Çok güzel olur. Şu anki belediye başkanımızın o konuda bir sözü vardı geçen dönem için. Yapmadı. Yapamadı demiyorum. Yapmadı diyorum. Bu sene de aynı sözü verdi. Ha, senenin başındayız daha. Seçim olalı çok olmadı. Birkaç ay. Bekliyoruz bakalım. Yani barınak yapacağına dair söz vermişti bize ama yapmadı. Yani ben yapmadı diye düşünüyorum. Belki imkanları el vermedi, yapamadı ama ben yapmadı diye düşünüyorum. Ben yapmadığını düşünüyorum. Yani sokak hayvanlarını genelde hepimiz duyarlı bir şekilde beslersek, yani hepimizin evinde mutlaka bir kap yemek, ne bileyim bir çeşmenin önüne koyabileceğimiz bir kap su çıkıyordur. Bir herhangi bir bidonun altını keserek veya evde kullanmadığı plastik veya eski tencerelerinden herhangi birini kapının önüne koyarak çalışma yapabiliriz. Aslında burada önce olması gereken kurumlar var. Ama maalesef onlar biraz bu konuda çekimser kalıyorlar. İlgilenmek istemiyorlar. Daha kolayına kaçıyorlar. Bu tarz işlerle ilgileniyorlar genelde. Mama yardımı ya da maddi yardım yapmak isterse nasıl Çok çok iyi ulaşabilir? olur. Nasıl ulaşabilirler? Kullandığımız bir hesap numaramız var. O hesap numarasıyla bize istedikleri yardımı yapabilirler. İşte klinikte harcanmış olsun, mamalar olsun. Biz zaten genelde bize ulaşmak isteyen vatandaşlara hep söylüyoruz. Hani klinik yardım bile yapacağınız zaman mümkünse bize nakdi bir şey göndermeyin. Bize nasıl ulaşabilirler? Genelde o işlerle eşim ilgileniyor. Çerkeş hayvan hakları sayfasına yazabilirler. Yani sosyal medya üzerinden mi? Evet, sosyal medya üzerinden olabilir. Bu Facebook olur, Instagram olur. Telefonum 0505 824 62 85. Benimki 0505 824 62 83'te eşimin telefon numarası. Bu aylarda ister istemez insanlarımız dahil bütün canlılara bir yardım yapmamız gerektiğini düşünüyorum.